Herkese selamlar dostlar. 25 ve 26 Haziran iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. 3 tanesi 25 Haziran'dan, 5 tanesi ise 26 Haziran'dan olarak belirledim. İdeal tercihlere yöneldim. Baktığımız zaman da bazı maçlara yüksek oranlı öneri yapacağım. Maç sonu 0-3 oranlı maçım var mesela bir tane. 26'sına. Önerisini yapacağım. Sizlere bir adet de skor yarışması yapalım. Skor yarışmasını bilen bir arkadaşımızı Kata Telegram gruplarımızda misafir edelim. Skor yarışmamız ekrana gelsin. Rosenborg'la Kristiansund mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Güzel bir karşılaşma olacak. Rosenborg'un 1.20 gibi bir oranı olsa bile bu maçı kazanması zor olacak. Yani çok kolay bir karşılaşma olmayacaktır. Değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar, yorumlarınızı bekliyorum. İsterseniz direkt başlayalım. Hauge ile Viking mücadelesine başlayalım. Viking son maçında galip geldi. Son maçında şöyle tekrar göstereyim sizlere. Son maçında, o kupa maçı Sandefjord maçında mağlup oldu. Onu anlatayım ben sizlere. Maçı ben takip ettim. Yani yenilmesinin tek sebebini söyleyeyim ben size. Tamamen defansif hatalar. Defansla yaptığı hatalardan dolayı mağlup oldu o maçta. Hauge'de son dönemlerde biraz daha kıpırdanma var. Normalde burada Viking tarafına gidilebilir aslında taraf tercihi olarak. Son dönemlerin oyun kalitesi olarak. Fakat o son maçta özellikle yaptığı defans hatalarından dolayı ben burada Viking'e yönelmeyeceğim. O defans hatalarının deplasmanda tekrarlayabileceğini ve Hauge'nin kendi evinde de geri geliyor, beklenmedik sürprizler yaptığından dolayı, hatta beklenmedik takımlara 2 tane falan gol atabilen bir takım Hauge takımı. O yüzden burada arkadaki boşlukları ve o Viking'in defans hatalarını değerlendireceğinden dolayı Hauge'nin burada ben golünü bekliyorum açıkçası. Hauge'nin golünü beklediğim gibi Viking zaten özellikle ofans anlamında şu an Norveç'in en kaliteli ekiplerinden bir tanesi. KG varın tercihi burada 1.35 bantlarında bir oranı var. İdealden tek önerim bu maçta her iki takımın atacağı karşılıklı gollerdir arkadaşlar. Değerlendirecekler, bol şanslar. Rosenborg'la Kristiansund mücadelesi. Maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten. Maç skoru ne olur? Yorumlara bekliyoruz sizlerden. Bilen bir arkadaşımız Katıl Telegram gruplarına dahil edelim. Şimdi Kristiansund ligin dibine demir atmış takımlardan bir tanesi. Rosenborg takımını geçen yıllarda takip ettiyseniz geçen yıllarda çok daha başarılıydı. Önüne gelip 5-4 çok gollü maçlara imza atıyordu. Fakat bu yıl şöyle bir karar almışlar. Ben de araştırdım. Gençleşme operasyonu, Fatih Terim'in Galatasaray'a yaptığı gibi bir gençleşme operasyonu yaptılar takıma. O çok fazla tutmadı veya daha tutmadı derken daha yeni başladı bu operasyon. Hemen tutması zaten normal değil. Absürt olur demem bir yana tutması. Ligin böyle 8. sıralarında yalpalıyor ama dediğim gibi bu takım oturduğu zaman güzel bir çıkış yakalayabilir. Çünkü genç oyuncularla birlikte güzel bir ofans oyunu. Özellikle son karşılaşmasında, ligde oynadığı son karşılaşmada teknik direktör bir ofans oyunu tercih etti. O maçta da mağlup oldu. Lidström'e karşı oynadı. 3-1'lik skorla mağlup oldu. O ofansif oyununu kendi evinde Kristiansund'a da uygulayabilir. Çünkü Kristiansund ligin şu an en zayıf takımlarından bir tanesi. Ve genç bir takım Rosenborg takımı. Koşan bir takım. O yüzden burada galip gelmesi normal. 1.26 gibi oran açmışlar zaten. Ben burada galibiyetinden ziyade en az 2 gol atarak galip gelir diyerekten de bir ideal alabiliriz diye düşündüm. 1.35 bantlarında bir oranı var. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü. Eğer oran tatmin etmiyorsa arkadaşlar sizleri maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak da yapabilirsiniz. Eğer o son hafta dedim ya, son hafta ligdeki oynadığı o Lidström maçında ofans bir oyun oynadı. Ofans oyununu oynarsa Kristiansund'un da gol bulması muhtemeldir. O yüzden 2.5 üstünde bir de 1.55 bantlarından değerlendirme altına alınabilir. Asvel Monaco mücadelesi son karşılaşma. Basketbolda burada zaten bitiyor. Ben de artık Ağustos'un sonuna kadar takip etmem herhalde sanırım. Önemli maçlar bitiyor çünkü takip ettiğim maçlar. Son karşılaşma. Seride durum 2-2 arkadaşlar. Asvel burada kendi sahasında oynayacak sanırım. Seride eşitlik 2-2. Asvel son maçta Monaco'yu ezdi. Özellikle reboundlardan, rebound üstünlüğünü çok konuşturaraktan da çok rebound aldı. O yüzden ağır bir ezici üstünlük aldı Monaco'ya karşı. Maçta fark 20 sayıya kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Monaco'da Mike James takımın yıldızı diyelim, starı diyelim, 34 sayı attı. Fakat diğer oyuncular bir katkı veremediği için pek bir işe yaramadı açıkçası. Bu maçta ben şöyle düşünüyorum. Asfel'in son maçtaki ritmi gerçekten iyiydi. O özgüven, o isteği bana verdi. O yüzden burada taraf tercihine gitmeyeceğim. Fakat Asfel'in atacağı 79 sayıyı alacağım. Ev sahibi 78.5 üstü açık. Şu an 1.50 gibi bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönden bir ideal bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtiğim ayın 26'sına. 26'sında 5 karşılaşmam var. Hammarby ile Häcken mücadelesi. Şimdi Häcken'da Hammarby'de güzel bir ofans oyunu oynuyorlar. Zaten bu ligde oyun İsveç'te hızlı dönüyor biraz. Gollü karşılaşmalara izliyoruz. Ve bu maçın beklentisi yüksek. Onu söyleyeyim. Yani 3.5 üst bekleniyor bu maçta. Gollü bir karşılaşma bekleniyor. Ben bu maçı idealden aldım. Hatta kombinemeyi de koyabileceğim maçlardan bir tanesi bu. Häcken'in o son haftalardaki oyununu ve Hammarby'nin iç sahadaki o performansı devam ederse her iki takımda mutlaka zaten pozisyonlara girecektir. Yani pozisyonsuz maç olacağını düşünmüyorum veya 0-0 bitebilecek bir karşılaşma değil bence. O yüzden KG var tercih en ideal tercihlerden, kombinenizi koyacağınız bir maçlardan bir tanesi olsun. 1.39 gibi bir oranı var bu maçın, KG varanı. Ekleyiniz diyorum ben bu maçı. Geçtim Norrköping mücadelesine. Şimdi bu maça da ben baktım. Ev sahibinin oyununa baktım. Ev sahibi haddini bilen bir takım. Yani rakibe göre oynayan takımlardan bir tanesi. Bu tür maçlarda skora yatabiliyor. Nasıl yatabiliyor? Şöyle bahsedeyim ben sizlere. İlk yarıyı tutuyor. İkinci yarıda belirli bir zaman aralığında bir risk alıyor. Atıyor, yiyor derken orada maç zaten kopuyor bir nevi. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Riske gittim. Yüksek orana gittim bu karşılaşmada. Tek tercih olaraktan. Ben burada 2-3 gol bekliyorum. Olası bir sürpriz de çıkabilir bu maçta ev sahibi adına. Yine bir 1-1'lik bir beraberlikten kaçıyorum ben burada. Yoksa deplasman zaten daha kaliteli ekip, galip gelmesi muhtemeldir. Fakat sürprizden kaçıyorum 1-1 gibi bir skor belirtisinden dolayı. 2-3 gol yaparaktan da 2-3 gol tercihini 1.80 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Salzburg mücadelesine baktığımız zaman da burada 2.20 gibi orandan deplasman favori. Ki zaten daha kaliteli ekip, fakat ev sahibi son dönemlerde o yükselişini sürdürdüğü için ve kendi evinde sadece bir maç hariç her maçında gol attı. Ve eğer o gol attığı maçlara bakın, şöyle istatistik anlamında ben baktım biraz. Pozisyonlara da girmiş. Kaleye bol bol şut denemesi de yapmış. O yüzden burada ev sahibi deplasmana ben zaten güveniyorum. Kaliteli ekip Salzburg takımı. Ev sahibinin de kendi evindeki o ofans oyunundan dolayı bu maçta da gol atması normal. 1.41 gibi orandan idealden bir KG var tercihini önerebilirim sizlere. Değerlendirecekler burada idealden bir KG var tercihini alabilir. Geçtim Molde mücadelesine. Jær zaten ligin en kötü ekiplerinden bir tanesi veya bu sezon kötü başladı diyeyim. Molde'de şampiyonluğa oynuyor. 2. sırada. Lidström'den de bahsedeceğim. Strømsgodset deplasmana gidecek onlar da. Jær zaten ligin dibine demin 10 maçta 5 gol atmış. 19 tane de gol yemiş. Bunlar önemsiz zaten de. Molde kendi evinde burada. Ben ilk yarıdan galip gelmesini bekliyorum Molde takımının. Kombineme de eklerim bu mücadeleyi. İlk yarı 1.33 gibi oranı var. İdealdir. 2 tane 3 tane böyle 1.35'lik maç koysanız 2.20 gibi oran yapar. Ben burada Molde'nin işi ilk yarıdan bitirebileceğini, en azından oran yakalamak adına ilk yarı bir galibiyetini sizlere 1.35 bantlarından öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Son maçım Strømsgodset mücadelesi. Lidström'le oynayacaklar burada. Lidström zirveyi aldı, fakat bu maç gerçekten zor. Kendi evinde bu tür maçlarda rakiplerine zorluk çıkarmış bir takım Strømsgodset takımı. Lidström ama güzel futbol sergiliyor. Eğer bu futbolunu sürdürürse ve asıl zaten bu takımı şampiyon yapacak maçlar bu tür maçlardır. Bu tür maçlarda güzel kaliteli işler çıkartabilirse, 3 puan çıkartabilirse zaten bu takım şampiyon olmayı bir nevi garantiler gibi bir şey. Fakat arkada çok güçlü ekip var. Mesela Molde maç rakiple oynuyor. İlk yarıdan ipini çekecektir bahsettiğim gibi. Burada da Lidström elinden geleni yapacaktır. Olası en kötü beraberlik düşünüyorum ben mücadeleyi. Ama Strømsgodset dediğim gibi zorluk çıkarabilir bu maçta. KG var tercihini 1.37 gibi banttan önerebilirim sizlere. İdeal olaraktan da yüksek oran olarak baktığım zaman da videonun başında da bahsetmiştim. 3 orandan bir maç sonu 0 mücadelem var bu mücadeleye. 1-1-2-2 skoru bekliyorum. 3 orandan da bu mücadeleye bir maç sonu 0 denemesi yapabilirsiniz. Lidström zaten az gol yiyen takım. Özellikle kendi evinde, fakat burada deplasmanda oynayacak. O yüzden oyunu bir nevi dengeleyebilir. Oyun koparsa dediğim gibi 2-2'ye kadar gelebilir ama ben bir KG var. İdealden bir 1-1 skorda bir şeyler denenebilir aslında. Maç sonu 0'da 3 orandan değerlendirme altına sistem kuponları, sürpriz kuponlara alınabilir arkadaşlar. Geçtim. Toplamda 5 adet mücadele anlattım sizlere. 26 için. 25'inde de 3 tane karşılaşmam var. Toplamda 8 karşılaşma. Eğer ben bir kombine yapsaydım sizlere mesela 2 maçlık bir kombine önerisi önereyim hemen burada videodayken. Molde maçının ilk yarı biri. Jær'le oynayacak zaten. Çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum. İlk yerden 1-2 tane atar bence. İlk yarı galibiyeti ideal orandan değerlendirebilir. Molde'nin ilk yarı galibiyeti. Onun yanına da Hammarby ile Häcken mücadelesi var. 1.40 bantlarında bir oranı var. KG varın. Eğer bu ikiliyi alırsanız 1.85-1.90 bantlarında ideal bir kombine olur. Hatta ekrana da koyayım ben. Ekrana muhtemelen gelmiştir kombine de. Sizlere önerebileceğim kombine arkadaşlar bu ikiliyi. Yani ideal olarak oynayabilirsiniz. Bu dönemde çok fazla yüksek misli oynamanızı tavsiye etmem. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. Rosenborg maçında maç skorunu yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.